Arkadaşlar bir pil tamir edeceğim. Daha doğrusu hücre çıkaracağım. Bunu yaparken hem de lipo pillerin hücre yapısını ve balans konektörlerini, ana XT60 konektörlerini nasıl bağlandığını, mantığını gösteren kısa bir video çekmeye çalışacağım. Tabii kısa dediğim video kim bilir kaç saat olacak. Şimdi elimizde bir pil var. Bunun yani standart bir dark matter pil bu. 4 hücreli 1, 2, 3, 4 hücrelerin içten görünüşü bu şekilde. Yani sadece dıştaki muhafazasını soydum. Bunun dışında şöyle bir fiber dediğimiz ya da plastik bant dediğimiz bir koruyucu bant oluyor. Şöyle altındaki süngere oturuyor ve pilin etrafına dolaşıyor. Ben bunu sadece söktüm. Başka bir şey yapmadım. Dışında da markasını gösteren marka etiketi vardı. Bazı pillerde burada demir oluyor. Mesela Tatu. Sanırım Dokkom'da da var. Tatu'da en çok görülen bir şeydir. Tatu'da mutlaka vardır Tatu pillerinin. Yani 4S, 6S pillerde. Her neyse bu pilde yok. Biraz sökme işlemini kolaylaştırıyor tabii. Şimdi pilin görünüşüne geçelim. Yani voltaj okuyucuda. İki çeşit voltaj balans okuyucu var elimde. Bir tanesi bu en çok kullanılan. Taktığımızda 4 hücreli bir pil olduğunu ama hücrelerin 4-16, ikinci hücrenin 4-13, üçüncü hücrenin 4-13 olduğunu ve dördüncü hücrenin 5 volt yani saçma sapan bir voltaj okuduğunu görüyoruz. Bu okuyucuda böyle gözüküyor. Bir diğer okuyucu şu şekilde bir şey. Bunu bir ters takıyoruz. Bu takma sistemi okuyucudan okuyucu değişiyor arkadaşlar. Şimdi burada da gördüğünüz gibi pili 12-50 volt gösteriyor ve sadece bize birinci hücre 4-16, ikinci hücre 4-16, üçüncü hücre 4-16, 3 hücre gösterdiğini görüyoruz. Yani bu pilin dördüncü hücresinde problem olduğunu görüyoruz. Şimdi dördüncü hücresinde problem olduğu aslında çok da doğru bir ifade değil. Hangi hücrede problem olduğunu birazdan pili açtıktan sonra nasıl bulunduğunu göstereceğim size. Bunun iki metodu var. İki yerden ölçülebilir. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki şeyleri soyuyorum ve bunları soyduğumda bu bantlar genelde tekrardan kullanıldığı için şöyle kenara ayırıyorum. Burada bir sürü koruyucu bant olur. Bunlar bazen kapton bant olabilir. Bakın şurada bir yanık var. Bir şey olmuş bu pile. O belli. Oralardan anlıyoruz. Bunları dikkatli şekilde. Bu bantların konulma sebebi arkadaşlar, hücrelerin şu bağlantı noktalarının birbirine kısa devre olmasının engellenmesi. Dikkat ederseniz ben de dokunmamaya çalışıyorum. Zira ikisine birden dokunursanız kısa devre yapacak ve bunu istemiyoruz tabii. Şimdi yavaş yavaş bunları söküyorum. Bunları atacağım ben. Kapton bant kullanıyorum bu bağlantılarda. Zaten bu pil ya çöpe gidecek ya da bir bilmiyorum, belki gözlük pili yaparım. Şimdi bu pilin bir hücresi ölmüş arkadaşlar. Tek hücre ölmesi en çok karşılaşılan pil arızalarından bir tanesi. Çok özen göstermiyorum. Bir yandan da video çektiğim için rastgele keserek bunları çıkartıyorum. Normalde hani biraz daha tabii dikkatli bir şekilde bunu yapsanız iyi olur. Şimdi videoda bekletmemek için harala gürele buna daldım ben. Şimdi size hücrelerin ne şekilde çalıştığını, hücrelerin ne şekilde bağlandığını ve herhangi bir hücre arızasında ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi ana XT60 bağlantısı tabii doğal olarak tahmin ediyorsunuz pilin eksi kutubu artı kutubu üzerine bağlanıyor. Şimdi 4 hücreli bir pilde bunlar sıralanıyor. Yani eksi kutup artı kutup sonuçta her DC voltaj veren cihazın bir eksi artı kutubu olması lazım bir güç kaynağının. Hücreli pillerde bunu bir sıralamayla yapıyorlar. Şimdi eksi kutup bu hücrenin artı kutbu burası. Gördüğünüz gibi bu hücrenin artı kutbu seri bağlantı esası gereği şu hücrenin eksi kutbuna bağlanıyor. Ve artı eksinin bağlandığı yani ilk hücre noktasından da bir balans kablosu geçiyor. Şimdi bunu birazdan açıklayacağım. Yani şu eksiden gelen bizim eksi kablomuz. Şuradaki birinci hücrenin artısı yani birinci hücrenin artısı
Tabii birinci hücre bu. Bakın şurası birinci hücre. Bu da bunun artısı ama tabii sonuçta burası birbirine bağlı olduğu için buraya bağlarsınız, buraya bağlarsınız fark etmez. Önemli olan şu yapı içerisinde olması. Bir nolu balans kablomuz. Yani birinci hücrenin balans kablosu burada. Burası aynı zamanda birinci hücrenin artısı, ikinci hücrenin de eksisi. İkinci hücremiz burada. Görüyorsunuz. İkinci hücrenin artısı da burada ne yapmış? Birbirine ters yani eksi artı eksi artı. Böyle bir seri bağlantı yapabilmek için zikzak çizerek gidiyor mecburen üreticiler. İkinci hücrenin artısı ve üçüncü hücrenin de eksisi burada. Bakın ikinci balans kablomuz, ikinci iki nolu balans kablomuz, ikinci hücrenin balans kablosu. Aynı mantıkla işte eksi artı gidiyor. Üçüncü hücre ve dördüncü hücre. Bakın şimdi şuradaki şu yapı yani siyah kablo, siyah kablo, siyah kablo, siyah kablo ve kırmızı kablo. Böyle olmak zorunda değil. Kesinlikle şunu söylemeyin hiçbir zaman. Artı kablodur, eksi kablodur. Öyle bir şey yok. Bu üretici bu şekilde tercih etmiş. Ha, şu kablolar tabii genelde ben tersini görmedim. Bu kablolar genelde eksi siyah, artı kırmızı. Şimdi çok hızlı hangi hücrenin problemli olduğunu nasıl bulacağız kısmını size göstereceğim. Bunun da iki yolu var. Birincisi balans kablosundan ölçmek. Tabii burada ben voltmetre kullanacağım. Voltmetreyi DC 20 volta ayarlıyorum. Çünkü burada 16'lara kadar görmemiz olası. Voltmetremizin iki ucu var. Şöyle umarım görünecek size de. Voltmetremizin voltmetre, avometre. Sadece voltaj ölçüyorsa voltmetre diyorlar. Başka şeyler de yapıyorsa dirençtir, amperdir. O zaman avometre diyorlar. Bunu da geçen öğrendim. Şimdi bakın. Eksi probumuz, eksi ucumuz burada ana eksimizde duruyor. Birinci hücreden 4,43 okuyorum. Biraz yüksek bir değer. Tabii bu değerler değişiyor. Civar olarak bakıyorum. 3,9-4,40 arası değişiyor. Hatalı bir okuma ama neticede buranın birinci hücrenin sağlam olduğunu bana gösteriyor. Şimdi devam ediyorum. Birinci balanstan ölçtüm. İkinci balansa geliyorum. 8,80 yani 2S. 2S'te de sıkıntı yok. Buraya geldim. Bakın sıfır ölçüyorum. Hop pardon. Buraya geldim. 12,70. Yani 1, 2, 3S. Şimdi buraya geldiğimde şuraya geldiğimde normalde şimdi 4S11, 16,8 civarında ya da küsür civarında okumam lazım. Ama buraya geldiğimde şunu görüyorum ki burada okuduğum voltajla burada okuduğum voltaj bakın aynı arkadaşlar. 12,71, 12,68, 69. Yani o 70, 71 onlara çok takılmıyoruz tabii. Bu kadar yakın değerlere. Neticede bize şunu gösteriyor bu. Şu hücremiz yani artı kutbun bağlı olduğu son hücremiz sorunlu. Kontrol bir check olarak şu şekilde bu hücreyi tabii sökmedim ben ama bu hücreyi birbirinden ayırıp ölçsem burada da sıfır çıkacak. Gördüğünüz gibi bakın burası neticede bu hücrenin şu hücrenin şuradaki hücrenin eksi kutbu ve artı kutbu. Bakın sıfır. Bu hücre sıfıra düşmüş. Bunun bir diğer ölçüm şekli. Burada çok güvenli bir işlem yapmıyorum ama size göstermek için yapıyorum. Buradaki ana eksimizden yine demin yaptığım işlemi balans kabloları üzerinden yapıyorum. Bakın birinci hücre buradan ölçüyorum. Proplar içeri çok rahat girmediği için iyi ölçemiyorum. Bakın 3,90 gibi bir şey göründü orada. 3,70, 4,20. İşte böyle gidecek. Buradan birinci hücre, ikinci şunu görüyorsanız eğer şöyle göstereyim. Diyelim ki probun orada olduğunu düşünün. Şurada birinci eksi kutbunda olduğunu düşünün. Birinci hücre, ikinci hücre, üçüncü hücre, dördüncü hücre. Bu 4S bir pil. 5 tane balans yerimiz var. 5 tane balans pimimiz var. Şöyle bakarken yani şeye şu şekilde bakarken birincisi yani şuradaki eksi kutuptur her zaman arkadaşlar. Eğer böyle bakıyorsanız şuradaki dişler varsa da eksi kutbumuz şuradakidir. Bakın gördüğünüz gibi zaten pil açıkken bunu söylemek çok kolay diyeceksiniz ama tabi ezberden söylüyorum. Eksi kutuptan geliyor. Şimdi burada yapacağımız şey basitçe şunu kaldıralım. Öncelikle ne yaptık? Şimdi hangi hücrenin problemli olduğunu öğrendik. Dördüncü hücre. İşte genellikle işlem uzun sürer de buna unuturuz diye ben bir işaret koymayı seviyorum. Bir X koydum oraya.
Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu hücreyi önce izole edip sonra da sökeceğiz. Sonra da balans sıralaması buna göre yapacağız. Şimdi önce anlatayım. Çok hızlı. Şimdi buradaki hücrelerde zaten bu gelişimde hiçbir problem yok. Bu en kolay sökme takma yollarından bir tanesi. Çünkü dışarıdaki hücreye ayıracağız. Yani gördüğünüz gibi çok sağlıklı bir pil değil zaten. Pil şişmiş arkadaşlar. Şurayı ben biraz ayırdım demin. Oradan aradan izolasyon kablosunu çekmek için ama pil sonuçta şişmiş bir pil gayet görünüyor. Zaten bu pili uçuşta kullanmayacağım. Hatta büyük ihtimalle gözlük pili yaparım. Ya da çöpe atarım bilmiyorum. Şimdi şurada alttaki sünger korumayı da ayırıyorum. Bunu da demin gördüğünüz o plastik fiber korumanın içine atıyorum. Sonra da pili böyle dikkatlice şuradan yavaş yavaş çok böyle abartmadan. Tabii şimdi videoda görünmüyor benim. Şurada yakında bir tane demir bir kutum var. Eğer bir pislik olursa da oraya atmaya hazırım şu anda. Şimdi ne yapacağız? Çok basit göstereyim. Şimdi bu hücreyi ayırdık. Eksi birinci hücre, ikinci hücre. Burası bizim artık üçüncü hücremiz. Üçüncü hücremizin artı kutbu. Şu iki kutup yani şurası komple sistemden çıkacak. Dolayısıyla şu balans kablosu zaten 4 hücreliden 3 hücreliye ineceği için şu balans kablosu buradan çıkacak. Bu lehimi buradan alacağız. Havyamı genellikle ben bu tür işlemlerde 450 dereceye ayarlıyorum. Bu sıcaklık ayarlı bir havya. 220 voltla çalışıyor. 60 wattlık bir havya. Ben memnunum. Kullanıyorum. Bunun 65, 70, 80 vesaire çeşitli şekilleri var. Ben uzun yıllardır kullanıyorum. Çok da memnunum. Şimdi basitçe bu balansı ayıracağım. Bu XT60 tabii kütük mecburen ayrılacak. Şuraya gelmesi gerekiyor. Burada çok fazla et yok ama benim genellikle yaptığım bu tür durumlarda bakın burada bir şöyle biraz kaldıralım. Burada bir kat yeri var. Ve bu kat yeri şurada da araya sokuyorum. Burası böyle gidiyor. Çok iyi videoda görünmeyebilir tabii GoPro sebebiyle. Ama burada bu hücrenin şeyiyle kutbuyla, eksi kutbuyla bu hücrenin, şu hücrenin artı kutbunu burada birbirine punta yapmışlar. Şurada punta izleri görünüyor. Tabii bende punta cihazı yok. Dolayısıyla ben bunu lehimle halledeceğim. Doğru mu? Değil ama mecburen yapılan bir şey. Hobi çerçevesinde yapılan bir şey. Zaten dediğim gibi bu pil bir uçuş pili olmayacak. Az akım çektiği sürece, ısınmadığı sürece, dikkatli olunduğu sürece problem olacak bir prosedür değil. Tavsiye ediyor muyuz? Hayır. Yapmak zorundaysanız yapıyorsunuz. Şimdi ben yine şimdi puntayı bu eldeki aletlerle sökmesi çok kolay değil. Dolayısıyla ben bu tür durumlarda bunu sağlam bir keskiyle kullanmayacağım yerden kesmeyi tercih ediyorum. Şimdi öncelikle şu kullanmayacağımız hücreyi bir kullanmayacağımız kabloları bir ayıralım oradan. El altından çıksın. Gördüğünüz gibi yani bu tabii videonun konusu değil ama birazcık lehim aldım. Havyama. Böylece burayı ısıtması daha çok kolay oluyor. Flux kullanmayı çok tercih etmedim. Zaten bu çıkmazsa genellikle kesiyorum. Gördüğünüz gibi 450 derece ve biraz ucunda lehime çok fazla da dayanamadı. Şimdi bu kabloyu çıkarması da hiç sevmediğim prosedürlerden bir tanesi ama her neyse. İnce cımbızınız varsa yani biraz yukarı alıp şuradan bastırıp çekerek çıkartıyorsunuz. Pil açıktayken yapılacak iş değil ama işte neyse. Her neyse ya, arkadaşlar bunu şimdi yapmayacağım. Çok sağlıklı gelmedi bu bana. Keza ana XT60 kütüğünü de sökelim. Bunun için bayağı bir ısı gerekecek, bayağı bir güç gerekecek ama bakalım idare edebilecek miyiz? XT60'lar genelde özellikle pilde Tatu gibi bu konuda hastalıklı bir firmanın malıysa gayet zor sökülüyor arkadaşlar. Tabi burada
Evet, gördüğünüz gibi gelmek istemiyor haklı olarak. Ha, şimdi burada videoyu izlerken düşüneceksiniz. Bu kadar ısıtmak doğru mu? 450 derece pile zarar vermiyor mu? Evet, veriyor arkadaşlar. Ancak başka çareniz yok. Yani birincisi bunu yaparken, bu arada bu kablo şu anda böyle boşta olduğu için sağda solda sallanmasında bir sıkıntı yok. Çünkü kısa devre yapacak olan şeyler burada. Tabi bunu gidip de böyle sağa sola değdirip ondan sonra ucuna bir şey bağlamayacaksınız. Zira dolayısıyla burada çok büyük bir problem yok. Her neyse. Şimdi gördüğünüz gibi bu hücrenin bu tarafını ayırmış olduk. Şimdi bu tarafını da ben bu hücre zaten çöpe gideceği için mümkün olduğu kadar bu hücreye yakın şekilde şöyle kesiyorum arkadaşlar. Şu keskiyle. Çok da kolay kesilmiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Zira bu keski bunu kesmek için değil. Her neyse, şimdi hücreyi ayırdık, bunu güvenli bir şekilde kaldıracağız. Pil toplayan efendim yerlere vereceğiz. Onlar da güvenli bir şekilde bunu geri dönüşüme koyacaklar. Bu şu anın konusu değil. Şimdi tabii gördüğünüz gibi burada bir sıkıntı oluştu. Artık pilin ucu burada değil, burada. Ama çok büyük bir problem olarak görmüyorum şu anda. Zira dediğim gibi bu pil uçta kullanılacak bir pil değil. Ya da öyle çok büyük ihtimalle hiç de kullanılmayacak bir pil. Dolayısıyla genellikle ben şunu yapıyorum. Şimdi biraz da açığa çıktığı için daha rahat göstereceğim. Şu an kameraya yaklaştıralım. Ben bunu açıyorum arkadaşlar. Burada böyle gördüğünüz gibi bir cep oluşturuyorum. Daha sonra da bunu, bu arada kabloyu soyacağım birazdan. Biraz daha bir uç alacağım. Sonra oranın lehimini yenileyeceğim. Oraya taze bir lehim attıktan sonra bolca lehim pastası kullanarak bunu şuradaki zarfa koyup, oluşturduğum zarfa koyup bunu işte bir pense yardımıyla sıkıştırıp sonra da lehimi basacağım. Böylece ne olacak? Şu kabloyu da sonra sökeceğim. Soketi de tercihinize göre küçültebilirsiniz. Malum 3S soketinde 4 tane pin yeri var. 4S soketinde 5 tane var. Artık bu pin kullanılmayacak. Bütün pinleri söküp 3S yapmakla uğraşmıyorum açıkçası ben. Ne yapıyorum? Şuradan maket bıçağıyla dikkatli bir şekilde bunun balansın şurasını uçuruyorum. Bunu düzgün bir şekilde dikkatli yaparsanız, biraz da eliniz alışkınsa bu size çok büyük bir zorluk çıkarmıyor. Şöyle de bir kablo tutucu bir yapım var. Şöyle döndüreyim biraz, böyle görün. Şu kablo tutucuyla da bu tür işlerde kabloların sağa sola uçmasını engelliyorum. Biraz oraya pasta alalım. Burada açıkta olan kablolar var. Normalde zorunlu değil ama lehim pastası. Bu arada havyanızı lehim pastasına sokmayın lütfen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine sürekli havyayı lehimsiz bir şekilde almıyorum oraya. Biraz fazla çıkacak ses için özür dilerim ama hava almam lazım çünkü buraları dumanlanacak. Evet. Tabi aralarda biraz şekilsiz ve akıntıya bağlı olarak kablonun ucunda saçma sapan lehim oluşumları var. Biraz şöyle yayarak toparlamaya çalışıyorum. Şimdi normalde video çektiğim için tabi bu
Hem anlatıp hem çekip hem de yapmak zor oluyor arkadaşlar. Normalde bu kablonun düzgün bir şekilde lehimle kaplanıp öyle yerine alınması lazım ama ben açıkçası bununla çok uğraşmayacağım şimdi. Basitçe kablomuzu açtık. Kablomuzun üzerine de biraz pardon, duyargamızın ya da işte pil kutbunun diyelim buna. Pil kutbu. Güzel oldu. Şuraya biraz lehim alacağım. Önce böylece şey geldiğinde, kütüp kablomuz geldiğinde burada yerine kaynatma, lehimlememiz daha kolay olacak. Mümkün olduğu kadar şuraya almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burada bu malzemeye lehim atmak çok zor arkadaşlar. Yine hatırlatıyorum, bu hücre için hiç iyi bir işlem değil. Evet, iç dirençlerini yükseltiyor. Evet. Ama çok fazla yapacak bir şey yok. Bakın tutmadı da. Bazı markalarda buranın lehim tutuşu daha iyi oluyor. Bazılarında olmuyor. Olmayanlarda bir miktar burayı böyle zımparalamak, bazısı buna üstündeki kaplamayı sökmek diyor. Bazısı zımparalayarak yüzeyi lehime daha elverişli hale getirmek diyor. Ondan sonra bunu yapıyorum. Dediğim gibi bunu daha bu kadar kısa, üstün körü değil. Biraz daha ciddi yapmak gerekiyor ama yani şu anda bir yandan da video çekmeye çalıştığım için bazen de sıcaklığı arttırmak işe yarıyor. Evet, oldukça inatçı gördüğünüz gibi. Biraz ufak ufak tutmaya başladı ama. Hemen hemen hiç tutmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz daha kalın bir lehim teri kullanmam lazım. Elimde de var ama şimdi videoyu çekmeden önce yanıma almamışım. Neyse, basitçe bu kabloyu getirip buraya lehimleyeceğim arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimalle çok sağlıklı bir şey yapmıyorum. Yani sadece göstermek için yapıyorum. Size son halini göstereceğim. Sonra bunu lehimi düzelteceğim. Bu şimdi idareten çok iptidai bir lehim oldu tabi. Sadece eğitsel amaçlarla bunu sadece görüntü olarak şu anda kapatıyorum ki balans kablosu düz dursun diye. Şimdi ne oldu? Eksi uç, birinci hücre, ikinci hücre, üçüncü hücre, dördüncü hücre de boşta. Bunu kesmek istemedim çünkü şu kablolar bazen lazım oluyor. Bir yandan uçuş sırasında vesaire kopuyor, alet çantamda taşıyorum. Orada bile değiştirdiğim oldu. Şimdi gördüğümüz gibi zaten 3 hücre veren bir pilin en azından şimdi sağlıklı bir şekilde hücre verip vermediğine bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12.50 4.17 4.17 4.17 3 hücreli bir pilimiz oldu. Şimdi demin diğer kullandığım buzzer'da da bunu göstereceğim size. Şu her yerde ucuzca bulunan buzzer'lar. Markasını bilmiyorum bu arada. Made in China bir şey. Her neyse. Burada da bu şekilde takıyorsunuz. Şimdi burada demin 4S görmüştük pilimizi. Şimdi 3S göreceğiz dikkat ederseniz. Bakın 3S. Çünkü hücre yapısını düzelttik. Toplam 12 volt. 4.16. İkinci hücre 4.13. Üçüncü hücre 4.13. Evet. Bu kadar. Sonrasında ne yapacağımı söyleyeyim size. Şimdi bu pil bir 3 hücreli pile döndü. İlk önce balans kablosunu sökeceğim. Sonra kapton bantla bu hücre birleşim yerlerini, bu da çok önemli bir nokta. Bak yani tabii ki öncelikle şurayı bir düzgün yapacağım ben birazdan. Her neyse, ondan sonra kapton bantla bunları birbirine izole edeceğim. Sonra elektrik bandıyla biraz sabitleyeceğim. Daha sonra da işte şu plastik fiber ya da plastik bantla etrafını saracağım. Üzerine
3S yazacağım. Prosedür kısaca böyle arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kaptan bant dediğim şu sarı ve ısıya dayanıklı olan, aynı zamanda izolasyon da sağlayan bantlar. Bunları her kontağın üstüne ayrı ayrı yapıştırdım. Yani 3 4 tane bant kullandım. Sonra da 2 tane yukarıdan attım biraz. Sağlam olsun, güvenli olsun diye. Şimdi bunu şöyle enine diyelim. Elektrik bandıyla saracağım. Sonra da paketleyeceğim. Birimiz böyle biraz şişik, böyle biraz çok sağlıklı değil ama oldu mu? Evet. Pilden bir hücre çıkarmış olduk. Balans soketinden de bir hücre aldım. Bu da şu boşta duran yeri oradan keyfe keder kesebilirsiniz sonra. Gördüğünüz gibi artık kırmızı kablomuz yok. Bu kadar.